Herkese merhaba. Serap'tan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bolluğun, bereketin simgesi, geleneksel tatlımız aşureyi yapacağız. İlk kez yapacak olanların bile kolaylıkla yapabilmesi için sizlerle tüm püf noktalarını paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip bu detaylara uyarsanız tam kıvamında bir aşure yapmış olacaksınız. Hadi hemen yapımına geçelim. Aşure hazırlığına bir gece önceden buğday, fasulye ve nohut ıslatılarak başlanır. Ben de 2 su bardağı buğday, birer su bardağı nohut ve fasulyeyi geceden soğuk suyla ıslatıp ayrı kaplarda beklemeye bıraktım. Suda bekleyen buğdayı siyah suyu gidinceye kadar bol su ile yıkadım. Aşurenin renginin koyu olmaması için bu önemli bir püf nokta. Sizler de mutlaka buğday, fasulye ve nohutu bolca yıkayın. Yıkadığımız buğdaya 1,5 litre kaynar su ilave edip düdüklü tencerede sadece 10 dakika kaynatıyoruz. Buğday kaynarken farklı bir tencerede fasulye ve nohuta kaynar su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Aşure yapımında hazırda sürekli kaynar su bulundurmak da önemli detaylardan. Bu sayede malzemeler daha kısa sürede pişiyor. 10 dakika haşlanan buğdayı düdüklü tencereyi açmadan sofra bezine sarıp 2-3 saat bekletelim. Dilerseniz bu işlemi geceden de yapabilirsiniz. Beklerken aşurenin içine koyacağımız kuru meyveleri hazırlayalım. Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyı sıcak suyla ıslatalım. Bir süre bekletip temizce yıkadıktan sonra tencereye alalım ve üzerine çıkıncaya kadar kaynar su ilave edip 10 dakika haşlayalım. Ön hazırlığımız bittiğine göre tüm malzemeleri birleştirme aşamasına geçelim. Büyük bir tencereye haşladığımız buğdayı alalım. Gördüğünüz gibi çok iyi pişmiş ve rengi de bembeyaz. Buğdayların üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyelim ve tekrardan kaynamasını bekleyelim. Kaynayınca haşladığımız fasulye ve nohutu da üzerine ekleyelim. Bu şekilde bir süre daha kaynayınca küçük küçük doğradığımız yeşil elmayı ve önceden pişirdiğimiz kuru meyveleri ekleyelim. Bu sırada süslemede kullanacağımız susamları küçük bir tavada kavuralım. Aşureye güzel bir aroma katması için 15-20 adet karanfili 1 su bardağı su ile kaynatalım. Susam kavrulunca kenara alalım ve kaynayan karanfilleri süzerek aşureye ekleyelim. Karanfil kokusu ve tadını sevmiyorsanız bu aşamayı geçebilirsiniz. Portakal tadını sevenler için de bir miktar portakal kabuğu rendesi ilave edelim. Tüm malzemeler yumuşayıp piştiğinde şeker eklemeye geçebiliriz. Burada yine bir püf noktası belirtmek istiyorum. Tüm malzemelerimiz lokum gibi yumuşak olmalı çünkü şeker eklediğimizde bir miktar dirilecektir. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlamalısınız. Biz tatlı sevdiğimiz için ilk aşamada 3 su bardağı şeker ekledim. Daha sonra tatsız geldiği için 1 su bardağı daha şeker ekledim. Son olarak da 2 yemek kaşığı kuş üzümü ilave edip özleşmesi için 10 dakika kadar daha pişmeye bıraktım. Aşure yapımında buğday, fasulye, nohut olmazsa olmazlardandır. Diğer malzemeleri isteğinize göre çıkarıp ilave edebilirsiniz. 10 dakika sonunda ocağın altını kapatalım. Aşureyi servis etmeden önce yarım saat dinlendirelim. Üzerinin kaymak tutmaması için de arada karıştıralım. Kıvamın sulu olduğunu düşünmeyin, yarım saat sonra tam olması gerektiği gibi olacaktır. Yarım saat sonra gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir aşure elde etmiş olduk. Bu ölçülerle 25 kase kadar aşuremiz oldu. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme miktarlarını arttırabilirsiniz. Aşureyi tabaklarımıza doldurup süsleme aşamasına geçelim. Süslemeyi de tamamen kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Ben tarçın, kavrulmuş susam, Hindistan cevizi, Antep fıstığı, fındık, ceviz ve vişne kullandım. Nar bulabilirseniz nar da çok yakışacaktır. Yıllardır yaptığım, severek yediğimiz aşure tarifimi tüm detaylarıyla sizlerle paylaştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tarifimi deneyip paylaşırsanız çok sevinirim. Yaptığımız aşurelerimiz hepimize bolluk bereket getirsin. Yeni tariflerde görüşmek üzere.